Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber yeni gelen okçu komutanlarımız artık oyunun içinden inceleyebileceğiz. Oyunun içinde artık o komutanlar görüldü, duyuldu. Yani önümüzdeki Valide ve çarkta da gelecekler. Yani yaklaşık bir hafta sonra falan Dido ve Liang isimli komutanlarımızı alanda ve artık garnizonda falan görebileceğiz. Yani Dido biraz daha geç görürüz çünkü Liang'ın çarkı çıktıktan sonra Salı günü. Muhtemelen fulleyenler olur. Öyle görürüz. E, fakat Dido'yu da daha hani biliyorsunuz vali sürecek. Cumartesiden sonra falan Dido'yu da görürüz arkadaşlar. Şimdi ben ilk Dido'dan başlayacağım. Biraz konuşacağız. Sonra Liang'la bitireceğiz arkadaşlar. Dido hakkında çok fazla aşırı durmayacağım. sebebi şey. Yani garnizon komutanı zaten hani ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar e, iyi bir garnizon olduğunu hani onlarla ilgili biraz konuşacağız. E, Birçok play'in zaten e, hani kasamadığı veya e, kasıp da işine yaramayacak komutan olduğu için garnizonlar e, oyunun çoğunda hani e, free play'lerden oluştuğunu düşünürsek e, hani pay to win veya izleyenler varsa da en azından onlara biraz daha bilgi olsun e, ve hani e, play'lerde bir, bir, nebze böyle akılların köşesinde bulunsun. E, o şekilde bir açıklama olacak arkadaşlar. Şimdi ilk e, becerimize geldiğimiz arkadaşlar Kartaca Ruhu. E, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi doğrudan hasar faktörü yani bir hedefe e, direkt hasar veriyor. Herhangi bir alan falan e, vurmuyor. Fakat becerinin şöyle bir özelliği var. Hani 2000 hasar vuruyor bir hedefe fakat aynı zamanda bu konu kıtasının yakındaki 5 tane kadar düşmana e, debafa ama alan uyguluyor. 3 e, saniyeliğine e, beceri hasarını yüzde %30 düşürüyor. 5 hedefe kadar arkadaşlar. şimdi Bu e, neden bu Buff, debuff vermiş. Swarm'lara karşı daha dayanıklı olsun diye arkadaşlar. Swarm'lar çünkü Swarm'layan komutanların beceri hasarları e, biraz yani tek hedefe de vurduğu için sürekli yüksek hasar çıkartıyorlar. Hani onun en azından biraz daha düşük hasar alsın yani diye Swarm'lara karşı biraz daha dayanıklı olsun diye geldiği e, bariz belli 5 hedefe vurduğu için. Ya çünkü becerinin kendisi alan vurmazken e, alan şey debuff vermesi bunu gösteriyor. Şimdi e, diğer beceriye geldiğimizde burada okçu savunma bonusu %20 e, piyadeye verdiği hasar %5 ve normal saldırı hasarı düşüşü e, sadece okçu birinden oluşuyorsa %10. Şimdi burada e, yani normal saldırı hasarını düşürüyor. Defansif savunma defansif verdiği hasar yüzde beş artıyor e, atak genelinde vurduğumuzda defansif bir özellik e, zaten ilk becerisi de daha dengeli mesela atağı da var defansif yönü de vardı ilk becerisinin burada da aynı şekilde onu görüyoruz gene atak yönü de eklemişler yüzde beş hasar fiyadeye şimdi burada neye vurgu yapacağız e, biliyorsunuz ki e, yani Tarık bin Ziyad gelmişti onun e, yani güçlü bir, bir top saldırısı vardı ona karşı bir yüzde beşlik bir Hasar artışı piyade komutan olduğu için biraz ona şey olmuş. Hani %5 burada küçümsemeyin. Top saldırılarda veya garnizonlarda etkilidir %5 hasar bile. Ona baktığımızda yani onlara falan bir adıp ve güzel bir beceri görüyoruz burada. Geçtik üçüncü beceriye. Gene okçu birimleri %20 saldırı artışı bir kalede ya da şehirde bulunan yani garnizonken ee, %5 ihtimalle hedefe yani bu %20 oluyor problemimizde. 3 saniye pus et, e, etkisi bu pus etkisi alan hedefler kıta etrafı salmasıyla tetiklerin tetiklenen etki kullanamaz. Bu etki 5 bir e, tetiklenebilir. Burada e, yani gene dediğim gibi sıvarma karşıya karşı biraz daha gene etki. Burada zaten bu beceri şu ileride anlıyorduk herhalde. Bu komutanın önderlik ettiği okçu birimler bir kaleye de şeylerde konuşulurken %20 sağlık bonusu ve 10 saniyede bir, e, bir gelen beceri hasarını %15 az, e, azalma. Şimdi 10 saniye bir gelen beceri hasarına %15 azalma ne demek? Şimdi e, e, şöyle düşünelim. Bir beceri ortalama yani bir 3 4 beceriden bir tanesini yok sayıyor gibi düşünelim bunu. Yani 10 saniyede hadi şey atıyor. Bir saldıran komutanın 7 8 saniyede bir beceri attığını düşünürsek 4 e, beceriden 3 tane yani 3 3 tanesini yiyecek, bir tanesini yemeyecek gibi. Yani 4 beceri hasarından bir tanesini en azından daha düşük yiyor gibi düşüneceğiz bunu. Ee, gene çok çok yüksek mükemmel olmasa da yani 20 sağlık bonusu var en azından. Ee, iyi bir beceri. Şimdi burada e, direktmen şu etkiyi e, bakın. Bu komutan kıtasını yapacağı normal saldırı 100 ihtimalle hedefin kıtanın güçlenme pus etkisi uygular e, olan yani bu becerisini şu önce okuduğumuz beceriyi güçlendirerek şöyle yapıyor arkadaşlar. Okçubi'nin %40 saldırı artışı kazanır. Ee, yani %40 saldırı artışı 20'yi direkt 40 yapıyor. Bir kalede ya de şehir konuşanma normal saldırı %30 hedef hedefi kıtasının savunmasını %40 düşürür. 3 saniyeliğine e, pusu etkisi uygular. E, pusu etkisi alan hedef kıta etrafın savunmasıyla e, tetiklerin etkiyi kullanamaz. Bu etki 80'de bir tetiklerine Hani bunu şunu demek istemiş etraf sarıldığındaki tetiklenen etki kullanamaz. Benim tahminim şu. Şimdi mesela biz swarm yaptığımız zaman e, swarm e, mesela yetenek ağaçlarında falan var komutanların. İşte e, yandan etraf sarıldığında o yandan vurduğu yani hasarlarla bu etkiler onu ben sanki onu anladım. Push etkisi dediği hani e, etraf sarıldığı zaman etraf sarılı şeyde mesela öfke hızlı dolar falan e, bu yetenek ağaçlarında falan da var. Hani bu etkiler falan uygulanmayacak mı? Yani sen, buna vuran toplu saldırıyı sıvamlamayı da kolaylaştırıyor. Buradan onu anlıyoruz. Benim hani yanlış anlamadıysam. Burada diyor ki 3 saniyede pus etkisi uygular diyor. Pus etkisi alan hedef kıta etraf sarmalama tetiklenen etkiyi kullanamaz. Şimdi etraf sarılmasıyla kullanan etki dediği hani şey de e, buradan gene çıkıyor. E, etrafı sarıldığında tetiklenen belli mesela William'la falan da var o beceriler. O tarz becerisi olan komutanlara e, ileride de gelecek demek ki hani. E, bir atıf var gene. Yani burada bu komutana saldıranları sen top saldırı sıvarmayabilirsin. 3 saniyeline bu pus etkisiyle etraf salmeti etkisiyle tetiklenen etkileri kullanamaz diyor. veya mesela etraf işte ne denir? Karşı saldırı hasarı veriyor. Ne bileyim işte şu kadar şey vuruluyorken bunu veriyor falan. Bu etkileri herhalde görmezden gelecek. Yani ben bunu anlıyorum buradan. Burada tabii ki güzel bir etki. Bir de savunmasını %40 falan kırıyor. Bunu fullemek kesin gerekecek yani. yani. Komutana baktığımızda arkadaşlar güçlü bir e, ya garnizon komutan olmuş. Burada e, kullanılır mı? Yani metaya girecek bir e, komutan gibi duruyor. E, Kimli kullanılara gelince yani e, bununla ilgili e, yani düşününce a, ya Artemis var. E, Artemis harici bilmiyorum. Hani e, ve işte açtığı amonitöre var. yani bu ikisiyle falan görebiliriz garnizon olarak ikisini yani bu komutanı. E, tabii ki denemek lazım. Bu iki komutanla beraber e, bir görmek lazım. Ne kadar iyi tutabiliyor. E, o ikisiyle kullanılabilir. E, tabii ki bunun denemeleri validen sonra belli olur. Val'den validen sonra daha net anlarız. Yine bunu geçtik. Lido'yu biraz bahsettik. Şimdi gelelim Lian. Lian burada herkesi ilgilendiren fruit play ilgilendiren bir komutan. Neden açık alanı yok edebilecek bir komutan gelmiş arkadaşlar açık alanda gerçekten mesela Jandark geldi ne yaptı abi açık alanda çok güzel işler yapıyor çok güzel killer alıyor e, suvar için e, ben daha sonra piyade içinde böyle çift skill atma olayı var mesela şimdi Jandark ne yapıyor bir beceri atıyor bir daha atabiliyor hani bu çift beceri atma gibi bir şey getirmişler mesela Jandark'a şimdi Liang'da da bahsettiğimiz onu biraz daha onu atıfta bulunmuşlar Muhtemelen e, piyade değil de bu tarz bir şey gelecek diye düşünüyorum ileride. E, i̇lk becerisi arkadaşlar şimdi burada e, çember vuruyor. E, yarım daire vuruyor. Bununla ilgili pek e, emin net değil. Çünkü burada da bilgi vermiyor. Sadece diyor ki 5 hedefe kadar vurabiliyor. Ben burada şunu anlıyorum. En kötü ihtimalle yarım daire. Yani Nebukadnezar'ın alanını biliyorsunuzdur. Yarım daire vuruyor. En kötü Nebukadnezar gibi. Çünkü böyle e, e, zi, zinye yangını falan diye bir isim vermişler. Şimdi... Tahminim o yarım dairelik bir alan. bu. Ben tam daire olduğunu düşünmüyorum. Yi Seong gibi. Ha, ona da bilir. Ona da hani bir şey diyemem ama. Tahminim yarım daire bir alan vuruyor. Ee, yakındaki 5 tane düşman diye bir çünkü. Kısa doğrudan hasar verir. Hasar faktörü e, 2000. 2000 güzel bir hasar. Ve diyor. E, yani zaten her hedef için %15 düşüyor. Ve diyor 3 saniyeliğine hasarlarını %15 azaltır. Bu güzel bir etki. Neden? Alanda da e, vurduğunuz 5 hedefin bir anda verdiği hasarı %15 düşürüyorsunuz. Debuff uyguluyorsunuz. Zaten işte e, Nevski ne bileyim e, debuff uyguluyor. E, savunma düşürüyor. İşte CPU, sav, şey sağlık düşürüyor. Burada bir de saldırı azaltan, hasar azaltan e, bir komutan geldi. Yani bu debufflar çoğaldı yani. E, bu da debuff üreten bir komutan. E, baktığımızda güzel. Yani ilk becerisi 2k hasar. Burada alan vuruyor ve %15'te bunun yanında hasar azaltması var. Çok Güzel muazzam bir ilk beceriyle başladık. Ki bunun alanı dediğim gibi en kötü yarım çember şeklinde, yarım daire şeklinde olacağını düşünüyorum. İkinci becerisine geldiğimizde dedim biraz takıldı. Onu bekleyelim. Yani komutanın yani alancı bir komutan. Genelde zaten okçu komutanlar böyle alan yönünden kuvvetli geliyor yani okçu komutanlarımız. Evet geldi oyun. Bazen böyle takılma yapıyor. Şimdi İkinci becerisi ne diyor? Bu komutan önderlik etti. Okçu birimleri sağlık %30. Zaten değerli bir stas almış. Ve ekstradan e, do, okçu hasar bonusu %5. Ya, e, zaten sağlık burada savunma yönünden bir bonusumuz var. Artı %5 de hasar bonusuyla bir saldırı Evet arkadaşlar tekrar devam ediyorum videoya bir düştü video tekrardan geldim Evet arkadaşlar şimdi ikinci beceride kalmıştık ikinci beceri sağlık dedik hasar dedik sonradan doğrudan şimdi burada bir özellik var kontrol etkileri bunlar zaten şuraya tıkladığımızda görüyoruz İşte sessizlik sızlandırma iyileştirme bağışıklığı gibi etkileri kapsar diyor maruz kaldılar %50 ihtimalle bu etkiyi kaldırır bakın çok güzel bir yani bu gene güzel bir beceri %50 az düşük ihtimalle değil Kıtaya doğrudan hasar bu sana bu etki e, uygulayan saldıran kıtaya doğrudan hasar verir. 500. 5 saniyede bir de tetiklenebilen bir beceri. Yani bence çok güzel bir beceri. Yani gene e, bu işte tutturma etkisini kaldırabiliyor siz aslında ama iyileştirme başlık bunları falan üzerinden kaldırıyor. Karşıya 500 hasar vuruyor. Ekstradan bu hani bu yetmiyor kaldırma bir de 500. Yani ya bu ikinci beceri zaten çok muazzam. Birinci becerisi gibi muazzam bir beceri daha. Şimdi geldik üçüncüsüne. Burada diyor ki bu komutan kıtaları sadece okçu bilimlerle oluşuyorsa ekstradan e, %20 beceri hasarı verir. E, %10 ihtimalle e, okçu saldırısını 3 saniye %25 arttırır. Normal, e, bu komutan kıtası, e, kıtasının normal saldırıları diyor. Yani sizin e, uyguladığınız saldırı %10 ihtimalle 3 saniyede ve bu etkide 5 saniyede bir tetkik Şimdi bu da gene %20 bir beceri hasarımız var. Bir de %50 e, saldırı artışı elde edebiliyoruz 3 saniyeline. Bu da %10 ihtimalle normal saldırılarımızdan ve 5 saniyede bir tetikleyen Bu da gene güzel. Hani diğer ilk iki beceri kadar uçuk bir olmasa da gene normal hani diyebileceğimiz bir beceri. Hasar beceri hasarıyla saldırı artışı veren direkt ben hasar yani üzerine saldırı üzerine bir beceri arkadaşlar. Tabii ki bizim ilk vurduğumuz hasar yüksek olduğu için ve burada da 500'lük bir hasar faktörümüz var. Onlara %20'lik bir katkı artı bu okçu saldırı artışının e, buradaki 500'lükle buradaki 2000'likle denk geldiği takdirde daha fazla sizin hasar bulmanıza sebep olacak. Tabii ki bunlar da güzel. Şimdi gelelim buraya. Burada da ne demiş? Ee, bu komutan bir etkin beceri kullandığında kıtası önceden almamışsa diyor bakın. Tabii ki bu şu demek oluyor. Bu steklenmeyecek arkadaşlar. Bunu bir köşeye yazalım. 10 saniye marki etkisi kazanır. Marki etkisi dedi. Bu hani özgü bir şey yani marki. Ee, ne derseniz %10'luk hasar bonusu. Saldırı demiyorum bakın hasar daha iyi bir şey. Saldırıdan daha iyi bir şey. %10'luk. Ya bu steklenmiyor. Onu bir köşeye yazalım. Hani kimse bunu %10 hasar, %20 hasar, %30 diye çıkacak diye düşünmesin. Şimdi bu nedir? Bir etki beceri kullandığında bunu aldık arkadaşlar. %10 hasarla başladı. Daha sonra diyor ki bakın okçumları varsa ve kıtada market etkisi kazanmışsa. Şimdi ben bunu beceri kullandım ve bu marka etkisini kazandım. Bu komutan bir etkin beceri kullandığında kıtası market etkisini harcayarak yakadaki 3 taneye kadar düşman kıtasına doğrudan hasar verir. Bu 1500 hasar. Bunu söyleyelim ve 3 kıtaya kadar verebiliyor. burada sadece önemli nokta şu. Bu yönteme verilen doğrudan hasar beceri hasarına katkı sağlayan güçlere etkilenmez. Hani beceri hasarı bonusları da %20 falan. Onları alamıyoruz. Ama şunu alabiliyoruz. Mesela saldırı artışımız varsa yüksek vuruyor. Ama sadece beceri hasarı bonusu veren buff veya kendine verdiği buff veya işte yanına koyduğumuz komutanın verdiği buff'larla faydalanamayacak. Fakat Yine de 1500 hasar yüksek bir hasar olduğu için zaten e, faydalanması da güzel bir hasar çıkartacaktır arkadaşlar. Onu hiç bu zaman unutmayın. Çünkü debuff uygulandığı zaman sağlığı düşük bir adam atacaksın. Savunması düşük bir adam atacaksın. Yani bu yüksek hasarlar çıkartacaktır. Ve alan vuruyor ve 1500 vuruyor arkadaşlar. Yani küçümsenecek gibi değil. Ve burada şu da yazmıyor bakın. 1500 vuruyor. E, her vurduğu hedef için %15 düşürüyor yok. Bunu da bir köşeye yazın yani. Mesela ilk becerisi 2 vuruyor. 2K vuruyor fakat her vurduğun için %15 düşüyor ama bunda öyle bir şey yok yani. Sadece burada onun için o depofu getirmişler. Yani beceri hasar katkısı sağlayamazsın diyor. Ama diyor 1500'de chat vurursun diyor 3 hedefe. Yani muazzam bir beceri. Bu da dediğim gibi şeye atıfta bulmuştuk ya Jandark'a video başında. Jandark gibi bir çift beceri atıyormuş gibi düşünün bunu yani. Şimdi burada nasıl işleyecek? Mark etkimiz var. İlk becerimizi attık. İkinci komutanımız. Yani bu da çünkü şunu diyorum. Bu komutan bir etkin beceri kullandığında. Bu komutan dediği e, ya bu komutanın becerisi olarak düşünmeyelim bunu. Benim hani görüşüm o şekilde. E, bu komutanın yanındaki ikinci komutan da mesela ilk komutan atıyla markiye kazandık. Bu komutan ikinci komutan attığında %10'luk e, şey hasar kalkıyor. Sonradan pat bunu vuruyoruz. E, fakat şöyle bir şey var mı? O soru işareti bende. Hani bu market mesela ben ma tekrar attım o market kalktı ya ikinci attığımda tekrar bu yenileniyor mu acaba? Veya tekrardan bu komutanın bir skill atması lazım o bende soru işareti. Fakat onu da şöyle çözeceğiz bakın şimdi onu da e, fullediğimizdeki kısımla çözeceğiz. E, fullediğimizde bu komutan kıtası savaşa girdiğinde 15 saniye market etkisi kazanır diyor ya. Burada şimdi soru işaretlerine biraz daha şey veriyor bu. Şimdi... E, 15 saniyeliğine kazanır diyor. Zaten bizim etkin becerimizi hızlı kullanacağız. 15 saniyeden önce kullanacağız. Şimdi biz %10 hasarla başlıyoruz arkadaşlar savaşa. %10 hasar artışımız cepte. Şimdi e, bu komutan birinci komutan sefer becerisini attı. Pat e, öbür e, 1500'lük beceride patladı. Arkasından şöyle bir şey var. Şimdi e, eğer marketkisi oradan tekrar tetiklenmiyorsa ikinci beceride tekrar tetiklenecek. Sonra yani döngü şu şekilde olacak. 2 saniyelik bir e, sadece %10'luk e, bir hasar e, şeyimiz olmayacak ikinci komutanlı birinci komutan, ikinci komutan, komutan becerisi arasındaki şeyde olmayacak. Daha sonra bunlar kazanılacak ve şurada da bakın ekstra bir şey var. Market, işte kazanır ve Ziyang Yangınıyla, Marki Zong becerisiyle e, bu şu 1500 hasar vuran şu beceri, yani bu ilk becerisi ve dördüncü e, becerisiyle hasar beceri hasarı verir verdiyen an, kıtası anında e, 30 öfke kazanır diyor yani bu ne demek İlk beceri kullandım pat 30 öfke ondan sonra bu market etkisinden sonra şey patladı pat bir 30 öfke daha ee, tabii ki dediğim gibi burada soru işaretim şu şu market etkisi eğer e, bu 5 saniyede bir tetiklenen bir beceri becerimiz onu bir okuyalım 3 saniye kadar, e, bunun tetiklenme şeyi de yok değil mi markası kazanmışsa bu komutan bir etki beceri kullandığında kıtası market etkisini harcayarak yakındaki 3 tane kadar düşmana doğrudan hasar verir Tamam. Şimdi bu o zaman şöyle olacak arkadaşlar. Buradan anladım benim şu. Size şöyle anlatayım. Bu market etkisini biz her türlü bu komutan bir etkin beceri kullandığında kıtası önceden almamışsa market kıtası kazanır. Şimdi ben ilk becerimi kullandım mı bunu? Önceden vardı zaten. O bir harcandı gitti. Ve benim tahminim ikinci çünkü diyor ki bu komutan bir etkin beceri kullandığında kıtası önceden almamışsa diyor. 10 ee, saniye market kazanır diyor ya. Tahminim o e, ilk bir şeyde kullandık. Marki almayacak benim tahmin. İkinci kullandığımızda alıp e, sonra etkim ilk etkin beceride bir daha atacak. Yani çünkü öbür türlü şöyle oluyor. Eğer diğer türlü olursa da ilk beceri kullandı. Marki e, etkisi aldığı için diğer beceri patladı. Tekrar marki alıp ikinci beceride kullanıp tekrar patlarsa bu top yani iki kere 1500-1500 hasar verecek demek şu hem kendi etki becerisine hem ikinci komutan koyduğumuz için onun etki becerisinde 1500-1500 arka arkaya patlayacak. Bu da çok muazzam hasarlara sebep olabilir. Benim tahminim, yani görüşüm e, herhalde bu sadece bu komutanın becerisi kullanıldığında mı mark etkisi gelecek? Yani o bende biraz şey oluyor. E, öyle bir şey de olabilir onu da yazalım bir köşeye arkadaşlar. Çünkü bu komutan bir etkin beceri kullandığında diyor. Bu komutan dediği için bunu kastediyor bu komutan net kim becerisini kastediyor. Diğer komutanları dahil etmiyor gibime geldi. bu komutan kullandığında market alıyorsam ben kardeşim. eğer bu komutan ilk başladığında savaşa market kısmı kazanıyoruz ya 15 saniye patladı. E, bu komutanın becerisini attı. Market tekrar kazanacağız. E, 1500'lük patlayacak. Bu, bu, da patlayacak arkadaşlar. Sonra e, ikinci beceri kullanımıza bir daha patlayabilir. Sonrasında ama e, şeye dönecek yani. Çünkü ilk başta da bu beceri iki kere patlama olayı görebiliriz diye düşünüyorum. Sonra bu ikinci komutan beceri hattında patladı ya. Sonra o mark etkimiz olmayacak. Ta ki bu komutanımız beceri atana kadar bu komutanımız beceri hattında e, o mark becerisi kazanıp ikinci komutan hattında bir daha patlayacak. Böyle böyle bir döngü olacak gibi geliyor bana. Yani ben öyle hesap ettim. Çünkü öbür türlü olursa çok muazzam yani daha da benim beklediğimden de çok güçlü bir komutan oluyor. Çünkü her komutan beceri attığı, ikinci komutanı kendisi attığında market kazanırsa baya baya sıkıntı yaratır. Tahminim o şekilde olacak. Yani bunu tabii ki çıktığında da görürüz. Diğer kıtalar bu etkiyi kaldıramaz gibi bir şeyler yazmışlar. Bu etki herhalde şeyden de etkilenmiyor yani. Herhangi bir debuff buff kaldırma olaylarından falan da etkilenmiyor. Bak diğer kıtalar bu et, etki kaldıramaz diyor. Debuff silici falan beceriler bunu silemiyor demek istiyor bunu. Ee, yani gerçekten değişik bir komutan e, öyle diyeyim size matematiksel yönden baktığınızda. Ama dediğim gibi şurada sadece bu komutanın bir etkin beceri kullandığında dediği için bu mark sadece bu komutanın etkin becerisi olan zinye, e, zinye yangını diyelim. Zinye yangını kullandığı takdirde kazandığını düşünüyorum ben. Tabii ki bir de fullediğimizde burada bir %10 var. Ee, %10 aldık. Bunu kullandık. Ee, şu beceri patladı. Sonra e, bu tekrar bunu aldı. Yani burada da şey diyor mu? Mesela eğer kıtasının sadece okçu binleri varsa ve kıtası market kazanmışsa bu komutan bir etkin beceri kullandığında kıtası marketsini harcayarak bu komutan diyor gene. Burada da. Burada da bu komutan bu komutan dediği için ikisinde de sadece bu komutan e, bu komutanın şey dese liderliğindeki birimler etkin beceri kullandığında dese belki o zaman ikinci komutanı dahil edebiliriz ama sadece bu komutanın şu becerisi arkadaşlar marketkisini etkisini tetikleyen bir şey ve market etkisi bozan bir şey şimdi o zaman şunu yapacağız birinci komutan yaptık mark etkisi geldi bu etkin beceri attık ilk full olduğunu düşündüm komutan bu patladı 1500 vurduk sonra gene %10 hasarımız var devam edecek sonra başa dönecek o %10 hasarla devam edeceğiz Sonra bu komutan gene beceri attığında o tekrar patlayıp tekrar %10 hasar. Yani bunu şöyle düşünelim. Ya yani bu komutan hep %10 hasarı neredeyse sağlayacak. 10 saniye çünkü. komutan 10 saniyede bir rahat atar diye düşünüyorum beceri. Ee, bu marketkisi etkisi cepte. %10 hasarımız cepte. Her seferinde de kendi e, becerisini attığında da bunu yenilecek. Eğer bu komutan ikinci komutan yaparsak da e, tahminim yani iki, çok bir aşırı fark etmeyecek. Yani ikinci komutan yapınca da e, gene bu komutana gelene kadar %10 hasarla gelecek. Sonra patlayacak tekrar e, ya 1500 1500 yani her tur biz 1500 hasarımızı vuracağız. Bundan yana sıkıntı yok. Onun için bu komutan ne kadar seri skill atarsa o kadar sağlam e, hasar çıkartacak arkadaşlar. Öfke borusu gibi e, böyle hemen e, bu komutana takılması gereken e, şeylerden yani ta, takılardan o vakla geliyor direkt. Hızlı beceri attırmamız gerekiyor bu komutana. Zaten beceri okçu ve beceri üzerine bir komutan bence çok güçlü muazzam güçlü bir komutan dediğim gibi şu şeyde hesaba katın yani bu 1500 hasarı bölünmeden vuracak güzel hasarlar güzel killer kastıracak bir komutan daha geldi arkadaşlar e, ya kimlerle beraber kullanırsanız dediğim gibi yani okçular herkes uyumlu çalışabildiği için sadece Artemis'te falan hani çok uyumaz e, bence Bu beceriz çünkü acaba şeyi denemek lazım. Kontrol etkisi maruz kaldığında %50 ihtimalle bu etkiyi kaldır ve saldıran kıtaya doğru hasar verir diyor ya. Kendimize hasar verir miyiz? Şimdi o da bende bir soru işareti oldu. sonuçta Artemis kendini sahile satıyor kendi kendine mi hasar vuracak diye düşünüyorsunuz orada. Ee, bu, da, bu da bir soru işareti. Bunu da denemek lazım yani. Böyle ee, tabii öyle bir şey olacağını düşünmüyorum da. E, bu etkiyi kaldırıp kendine herhalde 500 hasar vermez. E, onu da tabii ki dediğim gibi belki çıktığında deneriz. E, böyle bir soru işareti oluştu kafamda yani onu okuyunca. Ee, bakalım komutan bir gelsin e, bir deneyelim görelim çok da kalmadı benim elimde şu anda zaten e, mesela ben fullleyemeyeceğim ama e, 360 heykelim falan var herhalde oyunda neden takılıyor onu anlamıyorum şu anda şuradan bakalım 361 heykelim var arkadaşlar yani fulle e, bu kvk sonuna fulllerim muhtemelen. E, şimdilik de en azından full olmadı olsa da 5-5-5 e, bir şekilde durur. E, ona göre bir dahaki KVK full şekilde kullanabiliriz. Evet. Güçlü ve muazzam e, komutanlar bence okçu için. E, birisi garnizon birisi direkt açık alan e, toplu saldırıda falan da görür müyüz? Görürüz. Yani bilmiyorum bakalım. Yani, toplu saldırıda iş yapabilecek bir komutan. Hasarı yüksek çünkü. E, güzel bir okçu komutanı geldi diyebiliriz en azından beklentilerimizi karşıladı diyebiliriz baktığımızda. İnşallah kağıt üzerindeki okuduğumuz şeyler sahaya da yansır. Bazen böyle hayal kırıklığı olabiliyor belli olmaz. Ama benim hani okuduğum kadarıyla ve size anlattığım kadarıyla bu komutan gerçekten güçlü geliyor arkadaşlar. Evet sizin de yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.